Geleneksel Dahne Mimar Sinan'dan birazcık bahsedeceğim. Bugüne kadar Dahne nasıl çalışıyordu? Avantajları, dezavantajları neydi? Onları birazcık tartışıyoruz. Ondan sonra Dahne Korum Mimarisi'ne geçeceğim. Kendi araştırdığım kadarıyla. Şu an her şey çok yeni. Anlattığım şeyler diğer soruna şey olmayabilir. Gerçek olmayabilir, değişebilir. Ondan sonra ufak bir demo yapacağım ben. Windows ortamında, Windows ortamında Dahne Korum uygulamasını çalıştıracağım. Sonra sorulara cevap kısmına geçebiliriz. Ben kendimden bahsedeyim birazcık. Ben otomasyon öğrencisiyim. Liseden beri elektronik otomasyonla eğitim gördüm. Ondan sonra 2007 yazılım geliştirici olarak başladım. Şu an 2015'ten beri de Armut Konu'da sistematik olarak çalışıyorum. Bilgisayar oyunlarına ilgili bir insanım. Bilgisayar oyunları aslında bir programcı olmama da şey yapıyorlar. Arada böyle bir... Aynen bu yaptım. Bilgisayar oyunları benim yazılım hayatımda önemli bir yeri var. Şu an mesela hobi olarak şu gördüğünüz oyunların bir kısa modding tool'ları yazıyorum. Kendi bir tavımdan bakabilirsiniz. Trader falan yazıyorum. Yani katkısı oldu derken bir yönde katkısı oldu. Onun haricinde şey, fantastik kurgu ve kurgu okuyan bir insanım. Şey olarak. Bence yani benim burada tavsiyem de şey yani hobilerinize odaklanın, hobilerinize odaklanın, kendinizi de daha iyi yazılımcı yapabilirsiniz. Çünkü yazılım aslında her şeyi yapabiliyoruz. Sesim hiç gelmiyor mu ya? Ben şey duymuyor. Nasıl projelerde çalıştım? Fabrika otomasyonu, e-ticaret gibi firmalarda projelerde çalıştım. Danışmanlık yaptığım projeler oldu. Şurada gördüğünüz Stockfish'in ekibindeki arkadaşlarım çoğu da aslında bu projelerde yer aldılar. Hep beraber şey yaptık. Şunlardan iki tanesi battı. Benimle alakası yok. Pasodik projesine yer aldım. Bu da hani eylemler falan yaptılar biz onu yaparken bankanın önünde. Onun haricinde güzel projelerde bulunduğunu düşünüyorum şey olarak. Şimdi .NET Framework'tan birazcık bir şey yapalım. Kimler .NET Framework'te uygulama geliştiriyor? Yani, bayağı geliştirmiş güzel. Kimse yabancı değil. Ben .NET Framework'ı 2005'te tanıştım. Onu 2002'den beri aslında devam ediyor ve .NET Framework çok mimarisi değişmedi ilerleyen yıllar içerisinde. Genel olarak .NET Framework'te bir sürü dil var. Genelde C# yazıyoruz Amerika gibisi ama C++, .NET, .NET, F#, Ironstone, Ironruby gibi birçok farklı dil de var. Bunun mümkün olmasını sağlayan aslında .NET'in Common Language Infrastructure diye bir standartı. Bu arada mouse hareketlerini görebiliyor musunuz? Ben burada... Evet, çalışma. Şu an bir yani. Bunu da o zaman ben görebiliyorum. Olmadı kalıp gösteririm. Common Language Infrastructure implement eden bütün diller aslında .NET platformunda yer alabiliyorlar. Resmi olanları var, resmi olmayanları var ama oldukça fazla dil var .NET şeyin içerisinde. Genel olarak nasıl çalışıyor .NET? Hepiniz biliyorsunuz, tekrar olarak .NET Core'a geçmeden önce şey yok. Arada bir compiler var. Compiler kodlar IR koduna çeviriyor Microsoft. Intermediate'den teşekkür ediyorum. Ne çeviriyor? Aslında assembly'ler bu formatta saklanıyor. Sonra çalıştığı makinenin Windows'un sürümüne göre Common Language Runtime bunları alıyor. Just-in-time compiler sayesinde native koda derleyip çalıştırıyor. .NET Framework büyük bir framework. Yaklaşık 400 MB falan bir kullanım var. Ama içerisinde ihtiyacınız olan en azından her hepsine ihtiyaç duyduğunuz zaman bir her şey var .NET Framework. Buna da Framework Class Libraries deniyor. Yıllar içerisinde buraya birçok şey eklenip çıkartıldı. Özellikle .NET 3.0'dan itibaren de bu serisi hayatımıza girdi. BCF, BCF falan diye. Şu an çoğunu aslında kullanmıyoruz. Hani şey var, belki bir BCF vardır. Language Integrated Code çok önemli bir yenilik oldu hayatımızda. Şey olarak. Ama genelde C'ları çok değiştirmediler 4'e ve 3'e kadar. Hani hep genelde aynı Common Language Runtime kullanarak çalıştık. İçerisinde dediğim gibi bir sürü library var kullanabileceğimiz. Bu amaç da zaten .NET Framework'ı. Bir .NET Framework'ı bir makineye kurduğunuz zaman aslında uygulama geliştirmeye hazır oluyorsunuz.
İlk çıktığında NuGet gibi şeyler olmadığından dolayı biz kendimiz library'ler yapıyorduk veya aldığımız kodları kopyalayıp yapıştırıp şey yapıyorduk veya diğer el indiriyorduk falan. Şimdi NuGet hayatımıza girdi. Bir de .NET Framework'ün referans source'undan bahsetmek istiyorum. Bu bir open source proje. Siz de buraya girip şey yapabilirsiniz. Bugün .NET Core, Mono gibi projeler aslında kendi base library'lerini bir şey yapacakları zaman bu referans source'a bakarak çekiyorum. Burası aktif olarak development yapılan bir proje değil. Ama .NET'in bütün aslında gördüğünüz gibi sistem library'leri falan burada. Core altından yeni bir şey ekleneceği zaman burayı referans olarak şey yapıyorlar. Yüklüyorlar. .NET Core duyurulana kadar aslında .NET Framework'ten memnunuz kendimiz. .NET Framework'ın uygulama geliştiriyordu. Temel mantığı eğer bir makine .NET Framework yüklüyse her türlü .NET uygulaması çalışıyor. Sıkıntıları nelerdi? CLR spesifik olarak Windows serisiyle çalışmaya tasarlanmış durumda. Yani başka bir proje şeyde eşit üstünde çalıştıramıyoruz. Aynı zamanda SQL içerisindeki bu library'lerin bir kısmı da Windows'ta çalışmak için, Windows Forms gibi register'lere ulaşmak için yapılan library'ler gibi. Bunlar hep Windows spesifik library'ler. Stanbeb'in kendisi mesela ES'le çalışmak için tasarlanmış bir library. Daha çok Windows'a yönelik bir framework. 2004 yılında yalnız bir şey oldu. Miguel de Icaza önderliğinde Mono projesi başlatıldı. Başladığından beri open source olarak devam etti Mono projesi ve en büyük iddialarından biri cross-platform olmaktı. Bundan yaklaşık 3-4 sene önce bir bankaya geliştiğimiz projede aslında denemiştik Mono'yla. Hani yazdığımız proje, Windows'a geliştiğimiz proje Mono'yla çalışıyordum diye. Aslında çalışıyor gayet güzel. Mono bugüne kadar neler implement etti? 4.5'un tamamını implement etmiyor. Özellikle şey istiyorlar, hedeflerinde şu an o var. Microsoft destekliyor Mono projesini. Yaklaşık 2 senedir resmi olarak destekliyor. C# 6.0'a desteklemeye son açıkladılar. Ve üzerinde hala çalışılıyor ama geleceği var mı derseniz emin değilim. Yani çok da üzerine şey yapmıyorlar. .NET'ten farklı olarak kendi Mono runtime'i var dediğimiz Macos'ta ve diğer destekleri eşitleri sisteminde çalışmak için. MS Duke yerine de XBuild kullanıyor şey olarak projeyi derlemek için. Yavaş yavaş .NET Core'a geçerken aslında bir de NuGet'ten bahsetmek istiyorum. Senin NuGet hayatımız nasıl değişti? Şimdi framework class library'ler yani bu sistem serisindeki library'ler normalde bize yetmesi gerektiğini düşünüyoruz ama ideal bir dünyada bu şekilde pratikte her zaman farklı library'lere şeylere ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden hani farklı kendimiz library'ler geliştiriyoruz veya eskiden kendimiz Orion falan yazıyorduk veya data access tekrar yeniden yazıyorduk. Şimdi yazılım projeleri de oldukça fazla büyüdü ve böyle bir lüksümüz yok aslında. Yani kimse tutup herhalde takip katmanı tekrar yeniden yazmıyor. Hazır bir şeylere kullanıyoruz. NuGet aslında bu ihtiyaca cevap vermek için çıktı Microsoft destekli olarak yeniden. Kendisi de bir open source bir proje. Ve Visual Studio 2012'den itibaren de Visual Studio'nun standart tool'larından biri olarak gelmeye başladı. Bunun haricinde PowerShell kullanan var mı aranızda şey olarak? Yok, PowerShell 5'in olmuş. PowerShell demek istemiştim. PowerShell'in Chocolate diye yani NuGet altyapısını kullanan başka bir package manager var. Aslında PowerShell 5'le beraber işte Edmund'un falan diyerek bir sürü hazır PowerShell scriptleri de kullanabiliyoruz. NuGet hayatımıza bunları değiştirdi. Package management'ı, library'leri kolayca güncellemeyi. Olduğu gibi kendi, mesela bizim şirketimizde ve herhalde tahminlerim birçok şirkette de kendi private NuGet repository'leri vardır. Kendi ortak base library'lerimizi oralara atıyoruz mesela. Continuous integration süreçlerine de çok büyük faydası oldu. Code base sadece code'dan ibaret bir hale geldi. Böyle içerisinde bir sürü yere de olmadı. Build server en son paketleri indirip, build edip, test edip şeyine, publishing'i yapıyor. Son 2 senedir benim hatırladığım kadarıyla .NET Core daha önce .NET 5 olarak ilk duyurulmuştu. Ondan sonra zaten tamamen apayrı bir şey olacağından dolayı onu Core ismine çevirdiler. Microsoft özellikle 5-6 yıldır istikrarlı bir şekilde open source'a yatırım yapıyor. Çoğu projesini open source hale getirdiler. Ve şu an .NET Foundation'la beraber
Kendir'in Linux Foundation'a dahil oldu galiba. O .NET Foundation'a, Google falan dahil oldu. Eskiden Microsoft'un yaklaşımı Google'un zamanında bir konferansta çıkıp bu ne ya filan, CD-ROM yok, bunu kullanacaksınız, ha 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 filan gibi şeyleri vardı yani bundan 3-4 sene önce. Şu an geldiğimiz noktada bu şekilde oldu. Bence daha da iyi oldu geldiğimiz nokta. Çünkü .NET'in stack'i gelişti. Kullanabileceğimiz library'lerin sayısı arttı. Artık biz de Linux ortamında, Mac ortamında geliştirme yapabiliyoruz ve onların kullandığı şeyleri kullanmaya başlıyoruz. .NET Core'un arkasındaki temel motivasyon neydi peki? Şimdi yıllarca Microsoft aynı şeyleri defalarca tekrar yaptı. Yani .NET Framework vardı. Ondan sonra bunun kısmını küçülttüler. .NET Compact Framework çıkardılar. Bu Windows Phone çıkmadan önce Windows Phone 5, 6, C, E gibi işte dirsenler vardı orada geliştirme yapmak için. Ondan sonra gene çok uzak olmayan zamanda .NET Framework şeyi çıkardılar. Windows 8 uygulamaları için, store uygulamaları için gene küçülttüler birazcık. Bunu yaptılar. Windows Phone için gene ayrı bir runtime çıkarttılar, framework çıkarttılar. Hatta ben şey hatırlıyorum, 3-4 sene önce bir konferansta .NET Micro Framework vardı. Bu da mikro işlemcilere, o zamanın IoT device'larına geliştirmek için bir framework'tu artık. Herhalde böyle bir şeyin yapmanın gereksizliğini veya maliyetin farkları vardı derken ama biz niye .NET platformlarla çalışacak halde getirmeyelim şeklinde yaptılar. Aslında .NET Core'un çıkışan şeyi de bu. Parodosu da bu. Windows, Linux, Ubuntu, MacOS. Daha çok open source şeyine kitaba girersin, destekledikleri organizmalar, ünitleri falan da görebilirsin. Birçok işlem sistemine destek vermeye başladı. Hatta en son Samsung, Microsoft Connect'i de isteriz. Samsung çizen desktop'ta bir foundation'a katıldı ve çizen işlem sistemine de uygulama geliştirebiliyorsunuz. Benim için beni en çok sevindiren Raspberry Pi gibi kontrolörlere da, kontrolör dediğim de IoT device'larına da geliştirme imkanımızın olması. Ki zaten Raspberry Pi'nin de bildiğimiz distribution'u kullanıyor şey olarak. Bu bence bize şunu getireceklerdi. Zaten tek bir değil ve tek bir platform kullanarak IoT cihazları geliştirebileceğiz yani. Endüstri 4.0'ı hepinizin takip etmenizi ve düşünce yapıtı daha çok oraya yönlendirmenizi tavsiye ederim. Yani her türlü device'a artık kod geliştirebileceğiz. Mikrodalga fırından çamaşır makinesine kadar. Neden geliştirdim mikrodalga fırından? Şöyle de bence güzel olur. .NET Core mimarisinden birazcık bahsedelim. .NET Core'u oldukça küçülttüler aslında şey olarak. Çünkü birden fazla platformda çalışmasının aslında tek yolu bu şekilde. Yani .NET Core, .NET Framework koca bir framework. Ve içerisinde aslında kullanmadığımız bir sürü şey de var. Bir sürü tool'la ve library'le beraber geliyor. .NET Core'da tamam, Nuget hayatımızda önemli bir parça yani uzun süredir .NET Framework için ama Core'da çok önemli bir parça haline geldi. Çünkü her şey .NET Core'da Nuget. Core siyaların kendisi ve Core Edex'in kendisi de peki. Core siyalar ne? Core siyalar aslında Common Language Runtime'ında anlatı. Ki open source gene katkıda bulmak istiyorsanız GitHub'tan takip edip şey yapabilirsiniz. Projeye katkıda bulunuyorsunuz. Aslında içerisinde neler var Core siyanın? İşte temel bir .NET uygulamasının çalışması için gerekli olan Garbage Collector, Class Loader, Type Sistemi ve System Object, System String gibi çok temel sınıflar var. Ve .NET Core'un JIT'i de Just-in-Time Compiler'ı da .NET Core'un içerisinde. En temel şeyler burada. CoreFX'in içerisinde de daha bize tanıdık gelebilecek System Collection, System Map, XML gibi şeyler var ama burada hani .NET Framework çok fazla şey yok yani HCL'deki kadar fazla şey yok ve oldukça boyutu küçük. CoreFX aslında Core siyaları kullanıyor ama kullanmak zorunda değil. Yani göbekten bağlı değiller birbirlerine. Bağımsız bir kendi runtime'ınızı yazarak daha iyisini şey yapabileceğini düşünüyorsanız yazıp kullanabilirsiniz şey olarak. Ve bunların hepsi Nuget ile geliyor projemize. Yani hiçbiri hazır kurulu olarak şey yapmıyorlar. Hepsi bir package haline geliyor. Şimdi tabii ki böyle bir imkan olunca şey yapmak istiyoruz ama bir web uygulaması geliştiriyorum .NET Core'da ve bir yandan da Xamarin de bir uygulama geliştirmek istiyorum. Microsoft'un mobile uygulama eğitimi çıkarttık yaptım. Mümkün olduğunca kodu paylaşmak istiyoruz aslında böyle durumlarda. Bunu eskiden şeyde yapıyorduk. Portable Class Library yazıyorduk. Kod sharing için. Burada çeşitli destekleyecek platformları seçiyorduk Portable Class Library'nin ve ondan sonra bunu istediğimiz şeye, projeye ekleyerek kullanabiliyorduk. Bunun sıkıntısı şey oldu.
Bir kere önceden seçiliyor Portable Cluster'de. Hangi platformun hangi versiyonu? Mesela .NET 4.3'ü seçtiysen onu gidip .NET 4.6 projesinde kullanamıyorum. Tekrar .NET 4.6'ya göre derleyip projeme dahil etmem gerekiyor. Gibi sıkıntıları var PC'nin. O yüzden Microsoft .NET Core'u yayınladığından itibaren bence yaptıkları en arka iş .NET standartını da duyurdular. .NET standartın amacı yazdığınız .NET Framework kodu olsun, .NET Core olsun veya diğer zamanın platformlarda yazdığınız kodları belli bir API standartında uydurarak aslında yazmanızı sağlıyor. Yani burada neyi kastediyorum? .NET standart, mesela burada 1.0 şeyini görüyorsunuz, versiyonu görüyorsunuz. 1.0'dan 2'ye doğru gidiyor, 2 daha çıkmıyor. Kendi library'lerinizi, daha doğrusu ortak bir library yazarken şöyle bir şey diyebiliyorsunuz. Demo'da da göstereceğim. .NET standart 1.0 kullanıyorum ben. Şimdi 1.0'da çok fazla bir şey yok aslında. Sadece console'la ilgili şeyler var ama mesela aşağı doğru bakarsanız tüm .NET şeyin çıkarttığı platformlarda çıkartılabiliyor. Silverlight'ından .NET Framework'e Xamarin'e kadar kullanılıyor. .NET standartın versiyonunu arttırdıkça API genişliyor. Yani daha böyle sistem collection diğer şeylere ulaşabiliyorsunuz ama desteklenen platform sayısı azalıyor. Ya zaten hepsinde geliştirme yapacak mısınız bilmiyorum ama mesela şu anda .NET standart 1.6'yı kullanaraktan hem Core'da hem .NET Framework'ta oldukça fazla kodu ortak tutaraktan geliştirme yapabiliyorsunuz ve Microsoft'un asıl amacı .NET standart 2.0'la galiba yaza doğru iyice hazır olacak. Çok fazla bir aralık fark olmadan bütün .NET Framework'ın kodun aynı kod base'ini kullanabilmesini sağlamak. Şu an bununla uğraşıyorlar. One library rule them all diye de bir espri yapmışlar. Gözüküyor da ben seni göndermek olarak. Ben birazcık uğraştım şirketle, birazcık dedim kendi projelerimde .NET Core'da. Şu an çok fazla şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Mesela en son CS projeleri çıkartmışlardı projeden. Yani Project JSON getirmişlerdi projeler için. Şimdi Project JSON'dan da devam çıktılar. Tekrar CS proje, X proje gibi başka şeylere geçtiler. Yani bir şeyler çok fazla hızlı değişiyor. O yüzden takip etmenizde yarar var ve en son güncel yani versiyonu kullanmanızda yarar var. Bununla ilgili hatta şey oldu. Ben demo yazılarken mekanı sadece 2015 yüklüydü. Bir de 100 kod yüklüydü. Project JSON'da projemi hazırladım. Ondan sonra 2007'nin kendi eğitimini kurdum ve projeler çalışmamaya başladı. Çünkü Project JSON orada kalmış. Artık duruyor. Böyle şeylerle ulaşabiliyorsunuz. Son olarak demoya geçmeden önce .NET Standard 2.0'da aslında nelerin destekleneceğini şu an bahsedeyim. Yani çok araştırmadıysanız .NET Standard'ı aslında şu an çok böyle fazla bir şey desteklemiyorlar. 1.6'da da hani çok fazla hani her şeyi ortaklaştıramıyoruz. Çok basit şeyleri ortaklaştırabiliyoruz ama 2.0'la beraber aslında .NET Framework uygulamalarımızı çok daha kolay bir şekilde uyumlu hale getirebilecek. Yani uygulamanızı port etmeyi düşünüyorsanız .NET Core'a bence 2.0'ı bekleyin diye benim tavsiyem bu yönde olacaktır. Şimdi bir demoya geçeyim. Kısa bir demo. Kodu önceden yazdım şimdi. Burada daha gözlük yapmayacağım. Dedim ayağım birbirine girmesin diye. Ama projenin detaylarını şey yapacağım, anlatacağım. Tamam. Zaten direkt geldim. Ben Linux'a da değil. Tamam, Linux'a da göstereceğim. Hatta o sırada şeyi açayım ben. Makinasız. Projeyi ben bir demo yapmak için önce ben böyle nasıl bir hani gideyim bir kendim collection elinde doldurmayayım da bir yerlerden bir data gelsin o şekilde kullanırken bir tane open hava durumu API'den rastladım onu kullandım. Şimdi en temelden başlayayım. Bir tane weather service'te şeyim var burada, library'im var. Bunu Project JSON'da mesela yapıyorum. Görebiliyor musunuz şu an? Görebiliyorum. .NET standarttan bahsetmiştim. Mesela burada Project JSON içerisinde framework kısmında desteklenecek frameworkleri buraya yazabiliyorsunuz. Buraya .NET 4.6.1 ile .NET standartı yazmışım ben. Yani bu proje derlendiği zaman aslında iki tane çıktı veriyor. Şöyle root edip göstereyim.
Ve bu arada Visual Studio'nun tooling'i de şu an çok zayıf, daha dekor için. Onlarla ilgili birkaç yaşadığınız sıkıntıyı anlatacağım size. Yani beklemenize yarar derken bunu kastediyorum. Microsoft'ta daha tam kendini şey yapamadı. Zaten... Şu ikisine baktığınız zaman aslında bu olay bir büyüt olduğu zaman iki tane çıktı veriyor. Bir .NET standart çıktısını veriyor. Bir de .NET 4.6 için çıktıları veriyor. Burada tabii ki adamın önceden düşündüğü bu makine .NET büyüktü. Bunlar da aslında benim ihtiyacım olacak olan ekstra library'ler. Ekstra değil de. Bir de şey olarak, dependency olarak Newton-Fock JSON'ı vermiş bana, JSON parsing diye. Bu noktadayken size NuGet'ten bahsetmekte de yarar var. Şu anlamda diyorum. Mesela görebiliyor musunuz bilmiyorum ama büyük ihtimalle göremiyorsunuz. Stop atlayacak. Geldi. Windows falan diye laflıyor çünkü bu şeyden oluyor. Ya şeyi dediğimden beri... Şöyle yüklemedim bu projeyi. Tam burada gösteremiyorum da burada artık çoğu NuGet paketini insanlar .NET Core uyumu, .NET standart uyumu hale getirdiler. Hatta NuGet'e girdiğiniz zaman aslında görebiliyorsunuz ben neleri destekliyorum diye. Newtonsoft da bunları ilk yapanlardan biri ve .NET standart 1.6'yı destekliyor şey olarak. Yani kullandığınız eski NuGet paketleri de büyük ihtimalle popüler olanları hızlı bir şekilde .NET Core'a ya geçtiler ya geçiyor olacaklar bu süreç içerisinde. Project.js'in bu şekilde arkadaşlar. .NET dependency'leri veriyorsunuz buraya. Hangi framework'lerle çalışacağını şey yapıyorsunuz. Birazcık koddan bahsedeyim. Aslında çok basit bir kod. OpenWeatherMap diye bir API var. Buradan bir API key aldım ben. Gidiyor bir tane aslında şehir ismini giriyorsunuz. Oraya bir request atıyor. Gelen modeli döndürüyor ve şey yapıyor. Şurada koalik olsun diye bu string gezdim şey yapması arasında. Ondan sonra iki tane Windows uygulama var. Bunları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben size Solution Explorer'ı çok büyütemiyoruz. Eskiden şöyle bir şey vardı hala. İngilizce olması lazım. Weather Core, App Core ve Weather App .NET Framework diye iki tane uygulama var burada. Core olan .NET Core'la yazılmış durumda. Onun Project.js'ına baktığımız zaman da Core uygulamanın nelere depend olduğunu aslında burada görüyoruz mesela. .NET Core'a bağımlı. Weather Service dediği benim burada yazdığım library. Ve diğer bir takım ayarlar var. Bunları bir stüdyo koddayken anlatacağım aslında ne işe yaradıkları. Bazıları önemli. Diğeri de klasik bir .NET bu .NET Core uygulamasındaki kodlar gidiyor. Şeyi kullanaraktan burada Open Weather Service benim ortaklar bir yazdım kodu kullanaraktan aslında çektiği datayı konsola basıyor. Yaptığı iş bu. Burada kodu kopyaladık yapıştırma aynı konsol uygulamasını ortaklaştırabiliriz de. Hem framework .NET framework uygulamasında aynı kod base kullanılıyor. Mesela bunu şu an şey normal .NET framework uygulaması başlattım. Bunu da büyütebilirim. Galiba başka bir şey oldu mu? Ankara, İstanbul'da bu aslında var mı? Bu arkadaşları diyormuş. Bu artisti yapacaktım onu da yapıyormuş. Tarla yazacaktım. Tarla sıfırlayacakmış. Core uygulamasını şu an başlatıyorum. Aynı library'i kullanıyor. Şimdi Visual Studio Code'dan göstereceğim aslında bunu. Çünkü Visual Studio Code'daki mantık birazcık değişik.
Abi bu arada dikkat çekmek istediğim nokta buna da geleceğim. Şu an jprogram.net.exe ile çalışıyorum. .NET Framework uygulamalarını Windows kendisi execute ediyor. Executable bir şey çıkartıp bir şey yapıyor ama .NET Core ile beraber bu kavrama birden fazla platformu çalışacağı için artık Windows bağımlı değil. .NET CLI, Command Line Interface diye bir şey getirdiler. Artık uygulamamızı buradan run ediyoruz. Bu bir web server run edecekse bu şekilde run ediliyor veya normal konsol uygulaması ise bu şekilde .NET run diyorsunuz. Uygulama çalışıyor. Bunu birazdan göstereceğim. Hatta oraya geçeyim. Bu uygulamayı, bu demoyu geliştirene kadar böyle çok Visual Studio Code'a sıcak bakan bir insan değildim ama aslında kullanabilirsiniz yani. Gayet şirin, güzel, hızlı bir şekilde uygulama çıkartabilirsiniz ama yani Windows'ta geliştiriyorsanız bence Visual Studio kullanın. ben Icon Extension, Visual Studio'nun bir sürü şey, kodun bir sürü extension'ı var. Ben burada kendime lazım olanları getirdim. Özellikle C# uygulama için gerekliydi. Kimi şey yemiş öyle. Şimdi buradan şeye gidelim. Core application'a gidelim. Gitmeden önce şundan bahsedeyim. Bu Project JSON ve Project Lab JSON diye iki tane şey var. Gerçi bunları anlatıyorum ama büyük ihtimalle bunlar bir sonraki sürümde olmayacaklar. Şimdi. Bu lock'ın amacı da Project JSON'ın bağımlı olduğu library'lerin diğer dependency'lerini tutmak, her seferinde gidip bunu get server'a sormamak. Burada tutalım, hepsini tekrar lazım olduğu zaman neler lazımmış buradan boyut edelim şeklinde bir fonksiyonu var. Aynı zamanda az önce bahsettiğim sorunu mesela şu an Visual Studio 2007 RC2'yi yüklerseniz .NET Core Preview 4'e çıkıyor bir anda ve bu Project JSON'lar falan tanımadığı için uygulama patlıyor. O yüzden böyle Global JSON'lerden ayar getirmişler. Buraya kullanacağınız CDK'nın versiyonunu yazarak şey yapabilirsiniz tabii. VS Code buraya tabii ki kendi şeylerini başlatmak için Visual Studio gibi, SEDA Startup Project gibi şeyler yok. Hangi proje, yani birden fazla proje varsa açtığınız folder'da buradan Lang JSON denen dosyadan şeyi ayarlamanız gerekiyor. Kontrol X'i mi şimdi? Hangi uygulamanın başlatılacağı gibi şeyleri tetini veriyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Aynı zamanda burada birkaç ayar var. Bunun kendi internal konsolunda mı başlatayım yoksa ayrı bir external konsolda mı başlatayım veya direkt girer girmez debug'a düşeyim gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Task JSON diye bir şey var. Bu da aslında Project JSON'daki değişiklikleri gözleyerek de yeni paket eklerini hemen indireyim. Bu arada bu gerçekten çok hızlı oluyor. Yeni paket ekliyorsunuz ve anında paket indirip projeye hazır hale getiriyor. Neyse Bedir'e şeyine dönelim. İnteresans var mı? Efendim? İnteresans var mı? İnteresans var. Hatta gösterelim. Evet. Yani defaultuna, Visual'un defaultuna çok bir şey gelmiyor kodun. Bir sürü extension var, onları kullanarak şey yapabilirsiniz. Mesela şu projenin şeyine bakalım. Biliyor. Ya yeah, get data async mesela get better data gibi şeyler benim yazdığım metotlar bunun içerisinde geliyor. Aynı şekilde mesela console write line gibi şeyleri falan koymuşlar. Bu içerisine aldığı metotların falan dokümantasyonu da gösteren extension'lar varmış ama ben kurmadım. Ayrıca buradan debug dedi, onu da göstereyim. Konsolda ne yazdığını görebiliyor musunuz? Kontrol olarak. Gördüğünüz gibi şeyi sordu. Kendi şeyleri compile ettikten sonra. Ben hazır compile etmiştim. O yüzden bu tarz bir durum. Aynı şekilde Linux'ta da çalıştırabiliyoruz. Ben bunun için bir tane burada şey hazırladım. Kendime dün bütün işini hazırladım. Bu açılırken eğer bu uygulamaya zaten prezentasyonu bir yere koyarım ulaşmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Ben
projeyi kendi kitabıma da baktım. Baktırmaya girdim de. Evet. Burada benim kitabımda bulabilirsiniz. Şey olarak aynı projenin şu an üzerine geçtiğim projeyi herhalde bir mutlu açılmıştır. Ben öyle çok terminal kullanabilen bir insan olmadığımdan dolayı normal genel file sisteminden gideceğim ve ben de kullanacağım projeyi. Şurada adamlar çok güzel şirin özellikle okumuş, okumuş bir yüz lokalı koymuşlar. Nasıl ciddiye sesler duyuyorum ama. Uygulama mühendisi burada da var. Son halinde falan. Aynı şekilde ben biti de şeyden kullanıyorum. Ne kadar rahatlıktan ne güzel. aynı projenin bir daha şeyi burada var. Kendisi de burada duruyor. Gene alıştığımız konutlardan mesela şu an kontrol kartı çalışıyor mu burada? Çalışıyor. Sanki konsol giderim ki daha da ama başka bir entegre. Herhalde burada var. Mesela aynı tüm .NET CLI'nin tüm kodları Windows'da geçerli olduğu gibi burada da geçerli. Şeyi .NET RUN yaparaktan çalıştırabiliyorsunuz. Ben çalışayım. İzmir yazılımı sefer. Ve yani bunun mümkün olmasının sağlayan aslında hem bir .NET Framework uygulamasında hem bir core uygulamasında aynı library kullanması bir .NET standart. Ya çünkü yapar yapmaz komünikten aldıkları tepkiler de şeyi fark ettiler. Ya kimse mevcuttaki .NET uygulamasını öyle orasından burasından kırparak .NET Core'a port etmek istemiyor. O yüzden önümüzdeki aylarda göreceksiniz ki standarta çok fazla yatırım yapacaklar. .NET standartı ve 2.0'la beraber dediğim gibi her şey çok değişecek. Yani ve şu an hala preview'da .NET Core hani belli kısımlarıyla yani bir production kodunu hazır mı emin değilim ama insanlar küçük apilerini şeye geçirmeye başlamışlar .NET Core'a port etmeye başlamışlar. Biz de hani şirket içerisinde kendi kullandığımız API'yi belli kısımlarını .NET Core'a port etmeye başladık bir şey olarak. Sandığımızdan şey olmadı. Hatta oradaki developer arkadaşlardan bir tanesi bir uygulama buldu. Bulursam size paylaşacağım. Bütün solution'ı tarayarak hangi dependency'lerinizin, kendi kodlarınızın ne kadar .NET Core'a uyumlu olduğunu söylüyor. Bizim gibi çok fazla dependency olan bir projede bile %90'ın üzerinde uyumlu çıktı aslında .NET Core'a şu an bile. Demoyu bitirmeden önce bir şey daha göstermek istiyorum. Neden hala birazcık zayıf uygulama geliştirme. Şimdi normalde şu .NET Framework uygulamasında gene weather service bu yazma ortak library referans şeklini siliyorum. Ve add referans diyerekten normal solution'dan servise ekliyorum. Bir şey yazdım ortak library. Bu şekilde olduğu zaman görmüyor. Yani tooling'den dolayı böyle bir library yok diyor. Head'ine baktığınız zaman bunun çok apayrı bir yeri gösteriyor. Hiç olmayan bir yeri gösteriyor. Ama bunu ekleyip çıkartıp kendiniz böyle debug klasöründen eklediğiniz zaman çalışıyor. Mesela benim ilk tool'lukta şey yaptığım, karşılaştığım şeylerden biri buydu. Yani burada .NET Core'un tool'ları extension olarak üstlüğü yüklü ama onlar da preview'da ve birkaç bunun gibi çıldırı tam hatayla karşılaştım. O yüzden birazcık beklemenize fayda var. Aynı şekilde şimdi bu projeyi Vücutlu 2017'de yapacağım. Ve projenin nasıl geri dönüler bir şekilde download edildiğini göstereceğim size. Aynı uygulamayı tekrar yazdım. Kitap yanılırıcı olacak çünkü.
Her sene bir üstü çıkartıyorlar artık ya. Eskiden heyecanlıydık böyle 2008'den 2010'a geçiyorduk ya. Böyle şey dark demo falan o zamanlar gelmişti. Bu arada ben üstü 2017'de çoğu Richard'ın özelliğini çarpmışlar. Ama ben yeniden kurdum sağlık kurumcusu olarak da. Tabi orada Prague Bulmaz şeyi de değiştirmişler. Aynı özellikleri getirmişler ama bütün shortcutları değiştirmişler. Bir anda Richard'la çalışmaya başladı üstü 2015'te de. Aklınızda bulunsun. Burada direkt bir projeyi açar açmaz size soruyor. Burada X proje dosyaları var, onları değiştireceğim diyor. Öncelik başladı. Az önce çalıştığım üstü 2015'ti normal. Update 3. Görünüm solution yapısı, o referanstaki diğer şeyler falan tabii göremiyorsunuz ama çoğu şeyi kaldırmışlar mesela. Şu an proje hali hazırda build olmuyor. Belli sebeplerden dolayı çünkü yani şu an burada tekrar proje bunu uyumlu hale getirmeyeceğim ama Visual Studio eski yani şu anki .NET Preview 2'yi 4'e geçirdiğiniz zaman birçok şey değişiyor aklınıza bulundum diye göstermiştim bunu. Ve Visual Studio Code daha .NET Preview 4'ü desteklemiyor. Yani hiç çalışmıyor uygulama proje JSON'da falan da olmadığı için. Onun harcında benim .NET Core ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ben geleceğin burada olduğunu düşünüyorum. Hani .NET, eski .NET'leri çöpe atmıyorum da büyük ihtimalle o tarafa doğru gidiyoruz. Şey olarak cross-platform geliştirmeye. Sırf buna hani bir yazdığımız uygulama Linux'ta da çalışacak şeklinde bakmayın. Dediğim gibi olayın Endüstri 4 ve IoT kısmı var. Aslında bence kurucu olacak kısımlar bunlar. Buralara da bir bakmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde PopFiction'a teşekkür ederim. PopFiction'a geldiğiniz için bu kadar kalabalık. Karmaşıklaşmaya başladı. Karmaşıklaştığında JSON'un avantajlarının dışına çıkmaya başladı. Yani biz faydası yani. Kalmamaya başladı. Daha da karmaşık oldu. Tabii abi adam bu JS proje vardı ya. Onlar nereye gitti? Hoşuna bir dokunan bir şey. Galiba ilk etapta şey için de yaptılar. Biraz daha böyle .NET şey, environment'in dışında geliştirme yapmak isteyen insanları da çekmek için o JS evet. Python gibi. Ortak bir yere çekmek için de JS'ine girdiler. Çektiler sonra. Burada proje sektörü. Microsoft damarları tuttu. Visual Studio Code'da çok farklı tecrübem oldu ama hani böyle korkulacak bir şey de değil yani. Çok güzel bir şey. Hızlı bir şekilde yani konfor. Visual Studio kadar konforlu olmasa da konforlu bir şekilde kod geliştirebilirsiniz inşallah bu arada. Yani aklınızda tutun. Başka soru var mı? Peki, bir ara vereceğiz. Aradan önce şöyle bir kısa bir anket, mini anket. Kaç kişi development yaparken Mac kullanıyor? Windows dışında başka bir şey. Yani evet, yani Linux mesela. Linux kullanan var mı development yaparken? Yok, Linux. Herkes Windows, .NET? Mecbur kumar ama yani ana development yaptım oradan mı yoluz? Peki. Biraz da epey de pahalı olmaya başladı.
konuşuyorum 20.000 TL falan evet, olmuş. Peki... Arabayı sat niye kaldı? iOS developer var mı aramızda? iOS'ta kod geliştiren, kod yazan... Yarım.